ifadeye bak. Demek ki büyücü olanlar hep hileci olanlar, sahtekar olanlar, üçkağıtçı olanlar. Sonra bir ağza bile kökünüzü kurudur. Ne zaman? Ahiret aleminde. Yalan düzüp uyduran gerçekten yok olup gitmiştir. Yani helak olmuştur. Onu anlatıyor. 62. Bunun üzerine kendi aralarında durumlarını tartışmaya ve gizli konuşmalara başladılar. İfadeye bak. Yani aslında burada bir peygamber bir topluma geldiği zaman toplum kendi aralarında tartışmaya başlıyor. İkiye ayrılıyor. Dinliyorlar onu. Yani gelen peygamberi dinliyorlar. Kabul edenler ediyor, etmeyenler de ayrılıyorlar ona. Ona karşı muhalefet ediyorlar. Buradaki aslında... Evet. Tartışanlar o Firavun'un büyücüleri değil mi? Halk mı burada? Büyücüleri, Firavun'un yanında olanlar. Zaten Musa'nın yanında kimse yok o güne kadar daha. Bir Harun var. 63. Dediler ki, bunlar herhalde iki sihirbazdır. Sizi sihirleriyle yurdunuzdan sürüp çıkarmak ve örnek olarak tutturduğunuz yolunuzu, dininizi yok etmek istiyorlar. Yani o Firavun'un büyücüleri, hani onlar biz galip gelirsek bize ne var diyorlardı ya, onlar da siz yakın kılınanlardan olacaksınız ifadesiyle onları taltifliyordu. Yani burada ve örnek olarak tutturduğunuz yurdunuzu yok etmek istiyorlar. Yani onlar Musa büyücü bizi yok edip çıkacak, karşıdakileri etkileyecek, bizi kendine bağlamak için bunu yapıyor. Yoksa Musa'nın iyi bir niyeti olduğunu biz sanmıyoruz diyorlar. Yani kendi aralarında konuşup bu karara varıyorlar. 64. Bundan ötürü tuzaklarınızı bir araya getirin. Sonra gruplar halinde gelin. Bugün üstünlük sağlayan gerçekten kurtulmuştur. Yani herkes neyi atacaksa orada sihirini atacak. Kimin doğru, kimin yanlış, kimin attığı büyü tesirli olacak, kimin attığı büyü tesirli olmayacak ona bakılacak diyor. Orada üstün olan belli olacak. 65. Ey Musa dediler, ya sen asanı at veya önce biz atalım. İşte buradaki asa kelimesi bildiğimiz değnek olan asa değil. Buradaki asa kelimesi Musa'da vahiy bilgisi anlamında, onlarda dünyalık dayanılan ideoloji anlamındaki asa. Yani önce ideolojimizi biz mi ortaya koyalım yoksa sen mi ortaya koyacaksın ifadesine karşılık Musa da cevap veriyor. Peki hocam, bir şey var ya hani, nedir o elindeki ey Musa diye soruyor. O da asamdır diyor. Onunla ne yaparsın diyor. İşte anlatıyor. Allah bu soruyu şeye niye soruyor Musa'ya? Zaten görüyor asa olduğunu, biliyor. Bildiği halde Musa da biliyor asa olduğunu. Ayrıca bize de Musa'nın elinde bir tane asa varsa, her çobanın elinde bir tane asa var. Orada asa diye bahsetti. Yani Musa peygamber olma aşamasında, yani ilk etapta Musa'ya nedir elindeki asamdır, ne yaparsın ona, onunla dayanırım, davarlanırım, yaprak silkerim, dünyalık birçok işlerimi yaparım. Buradaki asa, dünyalık dayandığı güç ve kuvvet anlamında kullanılan asa. Yani at onu dediği zaman Musa korkuyor, endişeye kapılıyor. Soğuk duş etkisi yapıyor, onu terk etmekten, onu kaybetmekten korkuyor, kaçmaya başlıyor. Ey Musa, gönderilenler benim yanımda kaçmaz, gel buraya diyor. Eğitiyor, ondan sonra Firavun'un karşısına salıyor işte.
Şimdiki... Hocam o zaman bu ayetler bize Musa Aleyhisselam'ın asası üzerinden onun eğitim sürecini mi, ondaki değişim kademelerini mi anlatıyor? Tabii ki iki asadan bahsediyor Musa'ya ait. Birisi dünyalık dayandığı evi, koyunları, ailesi, çör çocuğu ne varsa o. İkincisi de Allah'ın ortaya koyduğu, Musa'yı eğittiği vahiy bilgisi anlamında asa. İşte bu Firavun'un karşısına o öbür asaya atmaya razı oldu. Allah eğitti onu. Zaten onu fazlasıyla vereceğim sana diyor. Eğitti Musa'nın Firavun'un karşısına saldı. İşte onlarla mücadelesi bu. Peki bu asaların ikisi de elinde olsa Musa'nın iyi olmaz mıydı? Biri sol elinde, biri sağ elinde. Yani biri dünyalık asa, biri de Allah'tan gelen vahiy asası. Ya gücü kuvveti dünyalık asa işte. Onunla beraber ama burada ben evim gidecekmiş, benim koyunlarım yok olacakmış. Bunu düşünmesini istemiyor Allah. O anlamda kullanıyor. Bunları riske atmayı göze alacaksın. Göze alacaksın diyor. Peki. Hatta canım. O zaman bu durumda Türkiye Müslümanlarının elinde hangi asa var? Yani dünyalık asa mı var yoksa vahiy asası mı var? Dünyalık asa var. Vahiy asasını unutmuş Türkiye'de Müslümanlar. Vahiy asası var mı? Yok. Yok. Eyvallah. O zaman burada bahsettiği münazara, yani Ey Musa asanı at derken yere, yani münazaraya başla mı demek istiyor? Yok, burada işte orada herkes tezini ortaya koysun anlamında. Önce siz konuşun, ondan sonra ben konuşacağım diyor. Yani diyor ki ilk önce siz konuşun. Heh. İşte nedir sizin mevzunuz? İşte Avrupa insan hakları, düşünce özgürlüğü falan filan. Demokrasi, laik. Demokrasi, laiklik deyip tutturuyorlar yani, onlar. Bakıyorsun, görünüşte güzel gözüküyor. Yani bu insanların gözünü boyuyor. Heh. Ama ondan sonra Fransa diye bir devlet çıkıyor. Bu insan hakları, demokrasiyi savunan insanlar bunlar devlette. Fransa diye bir devlet çıkıyor, diyor ki eğer ki sen bu Ermeni soykırımını kabul etmezsen benim ülkemde hapse atılırsın. Yani böyle bir insan hakları, böyle bir düşünce özgürlüğünü savunan bir hani yalancı bir devlet olabilir mi ya? Mesela ilk önce kuralı gösterip bak ne kadar güzel bir kuralım var diyorsun ama uygulamaya gelince yok. Mesela Musa asasında diyor ki ey insanlar, herkesin dini kendine ait olsun. Ben kimsenin dinini zorla değiştirmek istemiyorum. Ben sadece insanlara dinimi anlatıyorum. Kabul edenlere müdahale etmeyin. İnkar edenler dilediği gibi inkar etsin. Ama kendi din anlayışlarını zorla başkalarının üzerine zulüm, işkence aracı olarak kullanmasın. Şimdi böyle bir dini kim kabul etmez? Yani vicdanını dinleyen insandan kim kabul etmez? Ama onlar başa geçtiği zaman benim söylediklerimi kabul etmezsen kesinlikle seni ben yaşatmam diyor. Bak sürekli o inkar edenler ya bizim dinimize geri gelirsin ya da seni sürer öldürürüz diyorlar. Olay bu değil mi? Ama Müslüman olanlar da böyle bir şey diye duyamazsın. Yani vahye uyan Müslüman olanlar sadece tebliğ eder, dileyen kabul eder, dileyen reddederdir. Ama kendi inkarını zulüm, işkence haline dönüştürmeye kalkarsa benim gücüm yeterse sana cevabını veririm de. Müslümanın diyeceği de bu. Haksız mı? Bir tarafta bu şey ne oluyor bence? Bir tarafta dünyevi menfaatlerini korumaya çalışan zalimler var. Diğer tarafta da Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler var ama dünya için saldıranlar, işte dünyayı önemseyenler bunları duyulduğunda kendi iktidarlarının yok olacağını biliyorlar. Bence onlar öyle davranıyorlar. Tabii ki zaten Musa sizi kendine
köle yapmak için bunları yapıyor diyorlar. Halbuki Firavun'un halkı köleleştirdiğini halk bilmiyorlar mı? Ve o büyücülerin söylediklerine bak ondan sonra Musa'nın ortaya koyduğu vahiy asasını attığı zaman ne hallere düşüyorlar? Bugün İslam ülkelerinin birçoğunun başında da Firavun yok mu hocam? Hep Firavun. Firavun olmayan yok zaten. Yok. Arabistan'ın haline baksanıza. Vay, bak ya. Yani o gavur Amerika'nın sözüne uyuyor. Halkı yani İslam ülkelerinde, gerçi İslam ülkeleri diye bir şey kalmamış orada da hep bozmuş, bölmüş, parçalamış, İslam'a düşman etmiş, gerek içten gerek dıştan etkileyerek, gazetesiyle, basınıyla, yayınıyla, radyosuyla, televizyonuyla Müslümanlığı ortadan kaldırmış zaten. Şu anda bir Müslüman neyi Allah'ın dediği, neyi Allah'ın demediğini bile bildiği yok. Türkiye'nin durumu ne hocam o zaman? Türkiye'nin durumu da aynı. Değişemiyor. Laiklik deniyor ya. Türkiye'de demediler mi hocam 10 yılda 15 milyon genç yarattık diye. Nerede o gençler? Yarattı. Yarattı. Ortada yarattı. İşte. Taksim'de. LGBT'lerle. Aynen. 15 milyon genç yarattık dediler hocam. İşte başımıza bela olanlar bunlar değil mi? İçki, kumar, fuhuş, her türlü rezaletin ortaya çıktığı bir toplum yarattılar. Müslümanlar ama Bismillahirrahmanirrahim deyip rakı yudumluyorlar şerefsizler. Ölünce hepsinin leşini camiye getiriyorlar. Cenazelerini de kılıyorlar. Ardından fatihalarını, dualarını, Kur'an'larını da okuyorlar. Nasıl belirttiniz? Işıklar mı? Işıklar içinde yatıyor onlar. Camileri de belli. Teşbikiye'den kalkıyor hepsinin cenazesi. En havalı cami orası. Zincirlikuyu mezarlığında da Şişli Camii'nde şişleniyor. Zincirlikuyu mezarlığında. Zincirlikuyu'ya defnediliyor. Fatih abi sonra da işte onlar senin Fransa'da söylediğin şeyleri satın alan tipler oluyor işte. Evet. Laiklik diyorlar. Şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Demokrasi diyorlar. Ondan sonra da herkese eşit davranmak, fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü. Hani benim başörtüm? Ne başörtüsü ya? Şapka giymeyen ya. Astılar, kestiler, doğradılar ya. Evet. Ne başörtüsü? Benim eşim 8 yıl üniversite okudu. Üniversitede bir kere başını kapalı sokamadım ben sınava. Hem de dışarıda açtırıyorlar. Eşim diyor ki içeride açayım, içeriye gireyim orada açayım diyor. Yok, dışarıda açık gireceksin içeriye. Böyle bir demokrasi abi, yani. Abi benim hanım kazandı üniversiteyi. Dediler başını açacaksın. Bana sordu. Dedim Allah bir şey diyor, sistem başka bir şey diyor. Biz sistemin değil Allah'ın dediğine bakacağız dedim. O zaman dedi üniversiteye gitmeyeceğim. Onlar Kemalist düzen maalesef yani. Abi biz Kur'an'la geç tanıştık. Belki tanışmış olsaydım ben de açtırmazdım da. Yok yani Allah tabii ki günahları affedendir. Yani burada zulmeden taraf karşı taraf. Yani burada biz kendimiz de yani okul dönemlerimizde her daim bu zulümleri gördük. Zalimleri gördük. Mazlumları gördük. Ve zulmedenlerin tamamı abi Kemalist. Maalesef. Yani bugün hani... Geçen gün biriyle tartıştığımda bir hanımefendi, bizim dükkanda müşterimiz, o da esnaf, kuyumcu. Diyorum ki ben çocuğumu İmam Hatip'e verdim diyorum. Diyor ki, aa diyor, nasıl yaparsın bunu? Niye dedim? Sen diyor, fikri müsait olmayan bir çocuğa, kendini koruyamayan bir çocuğa sormadan nasıl diyor İmam Hatip'e yollarsın? E sen çocuğunu nereye yazdırdın dedim. Koleji yazdırdım. Sen sordun mu çocuğuna? Çok. Onun sormaması bir düşünce özgürlüğü, benim sormamam şey, zulüm. Zulüm. Yani bunların adaleti bu. Sadece kendi özgürlükleri için adaletleri var. Başkasına yok. Zaten hakim, savcılar hepsi aynı zihniyette. Karar veriyorlardı. Sen, ya biz başımızı örteceğiz, biz sakal bırakacağız, biz böyle, bizim tercihimiz bu, biz namaz kılacağız dediğin zaman
Yok diyor, hakim savcı zamanında karar vermiş. Hukuk diyor, hukuk kavrayacağız diyor. Kardeşim burası hukuk devleti diyor. Yani sana da hukuk adına aslında yaptığını. Kardeşim, İnsanların bunu... belirlediği hukuku el üstünde tutuyorlar. Allah'ın belirlediği hukuku yerlerde süründürüyorlar. Yani işte, bunların adaleti bu. Yani işte ülke diyor, ülkede Atatürk ilke inkılapları var, devrimler var. Kur'an'ın diyor, yani, kanunu bu diyor. Tam Kur'an'ın diyor yani. Kanunlara uyacaksın diyor. Allah'ın kanunu. Tabii ki senin kanunun benim özgürlüklerimi ayaklar altına alıyor. Yani sen, ben sana gel başörtüsü tak demiyorum. Ben sana namaz kıl ya da İslam'ın herhangi bir emrini yap demiyorum. İster yap, ister yapma ama bana karışma. Bak o da diyor ki kamudaysan diyor. Hani işin sonunda zaten avukat olacaksın, doktor olacaksın, hakim olacaksın. Yani en iyisi şimdiden çıkart diyor. Yapma diyor. Başörtüsü vesaire falan. İleride zaten takamayacaksın diyor. Yani onun için şimdi elhamdülillah ben mesela geçenlerde pırpırlı bir bacımızı gördüm. Yani general olmuş. Bilmiyorum üst düzey bir komutan olmuş yani askeriyede. Tesettürlüydü. Yani acayip hoşuma gitti. Polislerimiz tesettürlü böyle kapatıyor. Çok abi. Şu anda öyle bir sıkıntımız yok ama bu sıkıntıları tekrar gündeme getirmek için çabalıyorlar maalesef. Abi zincirin halkası koparsa ben her zaman söylüyorum bak. Bugünkü yönetim içerisinde şirk eylemleri var. Söylemler içerisinde şirk söylemleri var. Fakat ne kadar varsa da hatadır, kusurdur ama puzzle'ın tüm parçalarına baktığımız zaman bugün okula istediğin gibi gidebiliyorsun. İstediğin gibi mesleği seçiyorsun. İstediğin şekilde özgürce aç başını, kapat başını. Nasıl istiyorsan yapabiliyorsun. Yani eğer bu zincirin halkası bir kez kırılsın, inanın 2000'li yıllara kadarki gördüğümüz zulüm, Kemalist zulüm, 100 yıl daha tüm önlemlerini alarak Müslümanların hiçbir alanda hayat hakkı kendilerine tanınmaksızın her türlü katliamı, zulmü, zorbalığı ve baskı yapacak. Batı'dan her türlü desteği alacak. Aynı Sisi'nin Müslüman Mısırlılara yaptıklarının aynısını eğer biz gaflet, dalalet içerisinde olur isek, eğer biz bugünkü hükümeti ya şurada da şirk varmış, eyvallah var, çık söyle kardeşim. Ama kardeşim seçimlerde olsun, nerede olursa olsun desteğimizi mutlaka burada göstermek tabii zorundayız. Tabii ki Ali abi, zincir, zaten bir halka olsun var ya, 100 yıl biz bir daha toparlayamayız. Firavun'un askerleri, büyücüleri iş başında zaten her zaman göz boyuyorlar. Bizimkiler de çıkmışlar, sanki ne hikmetse Umre'den poz verip her şey çok güzel olacak diyorlar. Yani yahu sen bunların oyun oynadığının farkında değil misin? Ya bunlar nasıl insanlar ben anlayamıyorum yani. Abi Atatürk bile kopmaya görsün. Ülkenin Kürtleri de gidecek. Ülkenin Müslümanları da gidecek. Bak ben burada Kürtler ve Müslümanlar içerisinde maalesef putperestlere her türlü desteği veren kendi akrabalarımdan görüyorum, üzülüyorum buna. Müslümanlardan da görüyorum, ona da üzülüyorum. Müslüman değil onlar abi, Müslüman yıl değil. Önce, bak 30 yıl önce, 20 yıl önce Doğu'da, Güneydoğu'da, Jitem biliyorsun, bu Toroslarla bilmem nelerle bu Kürtlere o kadar büyük zulüm yapıldı ki hepsini yapan istisnasız FETÖ'cülerle Kemalistlerdi. Ama onlar Aleviler de 80-70 yıl önce zulüm gördüler. O 70 yıl önce zulüm gören Alevilerle 30-40-50 yıl önce zulüm gören Kürtler bugün maalesef yarıdan fazlası bu putperest Kemalist rejime destek verenlerin sabına geçmişler abi. Halbuki ne kadar büyük zulümler, cinayetler gördük biz. Ama bugün sana zulmedenlere gidip destek veriyorsun. Evet, bu anlaşılır bir şey değil. Yani Müslüman'a da destek, cami cemaati de gidiyor destek veriyor. Ya diyor ben işte kızdım diyor. Erdoğan'a şurada... Abi cami cemaati diyorsun da... Cami cemaati diyorsun da şimdi... Cami cemaati dediğimiz adamlar cumadan cumaya cemaate gidiyorlar. Onu